Değerli katılımcılar, Dünya Kudüs Günü münasebetiyle düzenlediğimiz Kudüs Kuşatma Altında Sempozyumunun hayırlara vesile olmasını diliyor. Siz değerli katılımcıları ve ekranları başında bizi takip edenleri muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Maalesef içinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla bu yılda programımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirmek durumunda kaldık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde fiziki olarak bir araya gelme imkanı bulur, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın hürriyeti için daha kapsamlı çalışmalar yaparız. Malumunuz olduğu üzere rahmet ve mağfiret iklimi Ramazan-ı Şerif'in son günlerini yaşıyoruz. Yüce Rabbimiz oruçlarımızı, ibadetlerimizi, dualarımızı kabul eylesin. Cümlemizi arınmış bir şekilde Ramazan bayramına, İd-ül Fıtır'a kavuştursun inşallah. Muhterem katılımcılar, değerli kardeşlerim, mukaddes şehir Kudüs ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa 100 yılı aşkın bir süredir işgal altındadır. 1917'deki İngiliz işgalinden bugüne kadar Müslümanlara yönelik baskı ve zulüm hiç eksik olmadı. Özellikle de Siyonistlerin işgalinden sonra Filistinli Müslümanlar büyük acılar çekti, ağır bedeller ödediler. Mescid-i Aksa'nın hürmetine yönelik saygısızlıklar özellikle Ramazan aylarında artış gösteriyor ve bu durum maalesef bu yılda devam etti. Mescid-i Aksa'da namaz kılan ve itikafta olan Müslümanlara yönelik barbarca saldırılar gerçekleşti. Bu saldırılarda bazı kardeşlerimiz şehit oldu, yüzlerce yaralımız var, yüzlerce kardeşimiz de esir alındı. Yine bir avuç mümin, İslam ümmetinin şeref ve izzeti için Siyonist işgalcilerin pervasızlığına set olarak Mescid-i Aksa'yı korudu. Bu vesileyle Mescid-i Aksa uğruna canlarını siper eden aziz şehitlerimizi şükranla selamlıyorum. Şehadetleri mübarek, ruhları şad olsun inşallah. Aziz kardeşlerim, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar hiç şüphesiz belli bir plan dahilinde yapılmaktadır. Siyonistlerin temel amacı Mescid-i Aksa'yı tamamen işgal etmek, hatta mescidi yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni inşa etmektir. Esasen Mescid-i Aksa'nın varlığı Siyonistler tarafından arz-ı mev'uda, yani vaat edilmiş topraklara hakim olmanın önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Siyonistler bu engeli ortadan kaldırdıklarında hedeflerine daha hızlı ulaşacaklarına inanıyorlar. Allah'a hamdolsun ki Filistinli kardeşlerimizin destansı mücadelesi bugüne kadar Siyonistlerin şer planlarını akamete uğratmıştır. Ancak Siyonistler bundan sonra da durmayacak, tıynetlerinin gereğini yapacak, kirli emellerine ulaşmak için daha çok kan dökecek, Filistinlilerin evlerini yıkacak, topraklarını işgal edecek ve daha çok Müslümanın canını yakmaya devam edecektir. Değerli kardeşlerim, 1 milyar 800 milyonluk nüfusa sahip İslam ümmetinin kutsalı olan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar kabul edilemez. Aksa ve Kudüs davası Müslümanların gündeminde maalesef hak ettiği yeri almıyor. Hak ettiği yeri mutlaka almalıdır. Müslümanlar Kudüs ile yatmalı, Kudüs ile kalkmalıdır. Bütün plan ve hesaplar Kudüs'e göre yapılmalıdır. Kudüs özgür olmadan ümmet özgür olmayacaktır. İşgal devam ettiği müddetçe ne İslam ümmeti izzetini bulacak ne de huzuru elde edebilecektir. Bu çerçevede Kudüs davasının Müslümanların gündemine girmesi için Ramazan ayının son cuması ümmet genelinde yıllardan beridir Dünya Kudüs Günü olarak idrak edilmektedir. Bugünler salt hamasi konuşmaların yapıldığı günler olmanın ötesinde işgalin bitmesi için kısa, orta ve uzun vadeli somut hesapların yapıldığı günler olmalıdır. Bu plan ve hesapların başlangıç noktası Müslümanlar arasındaki birlik
ve beraberliğin sağlanmasıdır. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın hürriyeti buna bağlıdır. Unutmayalım ki Siyonistler çok güçlü ve cesur oldukları için değil, Müslümanlar dağınık ve pasif oldukları için Kudüs ve Mescid-i Aksa esaret altındadır. Daha önce de çeşitli vesilelerle dile getirdiğimiz gibi artık bu meseleyi söylemlerden öteye taşımamız gerekiyor. Süreç uzadıkça daha ağır bedeller ödemek durumunda kalacağız. Bu vesileyle bir kez daha İslam ülkelerinin liderlerine ve Müslümanlara önderlik eden şahıslara ve İslami yapılara çağrıda bulunmak istiyorum. Allah'ın bizden razı olmasını, halklarımızın bizi hayırla yad etmesini istiyorsak, ki bunu istiyoruz, gelin aramızdaki ihtilaf ve çekişmeleri basit çıkar hesaplarını bir kenara bırakalım. Kudüs davası etrafında Allah'ın buyurduğu gibi, bizden istediği gibi, bünyanın mersus gibi birbirimize kardeşçe keletlenelim. Bunu başarabilirsek zaferin kapısını aralamış olacağız biiznillah. İslam ülkelerinin idarecilerine sesleniyorum. Eğer mukaddes beldenin ve Beytül Makdis'in hürriyeti için bir şey yapamıyorsanız, Allah için bari işgalci zalimlere yardım etmekten kaçının. Muhterem misafirler, değerli katılımcılar, son olarak şu hususun altını çizerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Siyonistlerle kurulacak her türlü ilişki Kudüs davasını zayıflatacak, ümmet adına orada mücadele eden kardeşlerimizi üzecek, işgalcileri sevindirecek, yeni işgal ve katliamları beraberinde getirecektir. Normal olan Siyonistlerle her türlü ilişkinin kesilmesi, işgalin sona erdirilerek Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşmasıdır. Bunun aksine olan her girişim veya tavır Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın esaretini uzatmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Değerli kardeşlerim, sözlerime son verirken bu programın tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor. Değerli katkılarımdan dolayı benden sonra söz alacak ve katkı sunacak bütün katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki buluşmada daha güçlü ve daha somut adımlarla yeniden bir araya gelme ümidi ve duasıyla hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.